Endoskopik cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum uygulamasında çok sıklıkla karşımıza çıkan bir tedavi yöntemidir. Endoskopik cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum dalında uzmanlık yapmış hekimlerin özel bir şekilde kendilerini yetiştirmesiyle ancak mümkün olan bir cerrahi şeklidir. Endoskopik cerrahi, bilindiği gibi karnı açmadan kapalı yöntem cerrahisi dediğimiz teknikle bir takım hastalıkların rahatlıkla tedavisine olanak sağlamaktadır. Biz endoskopik cerrahi ikiye ayırmaktayız. Birincisi laparoskopik sistem dediğimiz sistem. Bu karında göbek deliğinden bir takım optik aletlerin batına sokulmasıyla yumurtalık kistlerini, bir takım miyomları, endometriyoziz dediğimiz hastalığın tedavisini ve hatta dış gebelik dediğimiz hayati tehlike arz edebilecek bu acil durumun tedavisini bile bize mümkün kılabilmektedir. Endoskopik cerrahinin en güzel özelliği karnın açılmaması nedeniyle hastanın aynı gün veya en fazla hastanede bir gece alıkonmasını takiben ertesi gün evine taburcu edilmesi ve en geç 2-3 gün içinde normal hayata, işine gücüne dönmesini sağlaması en güzel özelliklerinden biridir. İkinci grup endoskopik cerrahi yöntemimiz ise histereskopi dediğimiz bir yöntemdir. Bu karın boşluğuna girerek değil, vaginal yoldan rahim boşluğuna girilerek yapılan bir cerrahi yöntemidir. Bu eskiden rahmin alınmasına neden olan rahim içi poliplerin, miyomların tedavisinde doğuştan gelen perdeli rahim dediğimiz veya rahmin içinde bir takım doğuştan gelen kalıntıların olduğu ve bebek sahibi olmayı, düzenli adet görmeyi mümkün kılmayan bir takım hastalıkların tedavisinde son derece etkin bir yöntemdir. Aynı laparoskopik cerrahide olduğu gibi genel anestezi altında günübirlik yapılan operasyonlar sınıfındadır. Kolaylıkla aşağıdan yarım saat veya 45 dakika içerisinde uygulanan bu yöntem hastanın yine aynı gün taburcu olmasını ve 1-2 gün içerisinde işine dönmesini sağlayan bir